Kolay gelsin. Benim TikTok'ta 100 takipçim oldu da artık bir şarkı yapalım. Gel gel buyur kardeşim. Ne tür içerikler çekiyorsun? Dans ediyorum. Et bakayım. Kelepçe yok şimdi olsaydı böyle böyle yapıyorum. Böyle böyle 100 kişiyi ikna ettin he? Kolay olmadı. 3 aydır o kelepçeyle oynuyorum. Vah canım. Allah kolaylık versin. Nasıl bir şey çıkartmayı düşünüyorsun? Bir ses ver bakayım şöyle. Mantıklı bir şey olsun mu sözleri? Yok gerek yok. Zaten ben de öyle bir şey yazmıştım. Geldim kapına yayan, yarın biraz dayan. Arkadaşım Murat Ayan, kendini adamdan sayan. Sevgim kelebek, ömürlerde inerim ayının dibine. Zam geldi bu hafta kömürlere. Sen kendini bulunmazsan ama çok var senden Twitter'da. Sonu biraz olmamış gibi sanki. Tek sonu mu? Yani. Ufak bir düzenleme yapayım ben size dinleteceğim. Tamamdır. Bizim Rafi'ye de atarız, ayrıca aranjesini yapar. Şimdi ufak bir dinleyelim isterseniz. Geldim kapına yayan, yarın biraz daha dayan. Arkadaşım Murat Ayan, kendini adamdan sayan. Murat'cığım bir gelir misin? Ne oldu? Sana aldığımız şu neyle bir sol minör verebilir misin? Veremem. Niye la? O neyi boşuna mı aldık? Bir ney aldın diye sol minör vermek zorunda mıyım? Haklı. Sol minör ver lan. Veremem. Bu da TikTok'ta 200 bin izlendi hemen yürüyüşü değişti görüyor musun? Benim minör ne olacak? Buluruz inşallah veren birini. İyi ben gideyim o zaman. 99'a düşmüşüz. Bir kişiyi daha ikna edersin sen. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin. Rap yapacağım. Sen mi rap yapacaksın? Evet beğenemediniz mi? Yok da daha çok arabesk havası sezdik. Şöyle gel de bir kuple alalım. "33, Mersin, Sefa." Oy diye şarkı mı olur lan? Böyle oluyorsa. Zaten benim de boğazım tıkalı. "Gel bakayım, babaları gelsin, yersin." Oluyor mu böyle? Oluyor, oluyor. Az daha, az daha. Öyle mi? Nasıl? Ben 3 şarkı çıkartırım böyle. Ne zamana çıkar benim kayıt? Senin kayıt çok sürmez herhalde ya. Bir boğazını temizleyeceğiz o kadar. Yok boğazı temizlemeyin. Öyle seviyorlar. Neyse bana müsaade. Burası un kapanı mı? Bu ne alakalı? Ne bileyim. Dayı un kapanı mı kaldı? Kapanalı yıllar yıllar oldu. Ne bileyim oğul. Ben mahpustaydım yeni çıktım. Ben mahpustayken çok şey değişmiş. Allah Allah. Otur hele emmi. Gel bakayım anlat. Ver bakayım sazı da. Sorma. Bu saz yüzünden neler geldi başıma. Ha iyi. Sormuyor. Lan mecazen söyledim. Sorsanıza. He. Ne oldu öyle? Anlat bakayım dayı. Bir gün üst komşum aradı. Ev sahibim beni evden atıyor dedi. Sazla ne alakası var emmi? Ben de apar topar çıktım. Ev sahibi bu sazı almaya çalışıyordu o garipten kira karşılığı. Dayı alaymış sazı. Sen buradan tutup hapse nasıl girdin bu olaydan? Saz İzzettin Ertaş emmimin dedi. Hadi ya. Şu büyük usta İzzet Ertaş mı? Aynen. Ben de onun elinden sazı almaya çalışırken merdivenlerden ittiriverdim. Ulan Brezilya dizisi gibi ha. O da kafayı vurdu. Ondan sonra zarlığa yedik. Kaç yıl yattın? 8 yıl. Vay be. Dile kolay. 8 yıl emmi. 8 yıl bu emektarı sakladın, kolladın he. Büyük üstadım sazını. Ulan ne büyük üstadım. Ne büyük sanatçısı. Amatör birinin sazıymış bu. İzzet Ertaş diyen İzzet Erbaş'ımış. Aynen. Biz boşu boşuna yattık. Öğrenci bağlaması mı şimdi bu? Öğrenci bağlamasıymış bu. Eminönü'nde 300 liraya veriyorlar bundan.